Endüstriyel anlamda mermer, kesilip parlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir. MTA raporlarına göre Türkiye 5 milyar metreküp mermer rezervi ile dünya mermer potansiyelinin %40'ına sahiptir. Türkiye'de 80'in üzerinde değişik yapıda, 120'nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi bulunmaktadır. Sektörde yaklaşık 8 ocak, 1500 fabrika ve 7000 civarında atölye faaliyet göstermektedir. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektesiniz İbrahim Bey? Mertaş Mermeret olarak 1990 yılında bu işe başladık ve o yıldan beri faaliyetimiz devam etmekte. Neredeyse 26 yıl değil mi? Evet, bayağı bir çeyrek asırdır bu işteyiz. Evet. Özellikle polyestercidir. Polyester kalıpları, manken, vitrin mankenleri yapar ama son aşamada mutfak tezgahları imalatı yapmaktayız. Aşağı 15 yıldan beri ağırlığımızı mutfak ve banyo tezgahlarına vermiş bulunmaktayız. Şu anda o sektörde faaliyet göstermekteyiz. Evet, peki sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir efendim? Ya diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz kaliteyi ucuza vermiyoruz. Kaliteli mal hiçbir zaman ucuz olmaz diye böyle bir imajımız var. O şekilde de gidiyoruz, ayaktayız. Evet, diyelim ki bir sipariş aldınız. Ne kadar sürede nasıl teslim ediyorsunuz? Ya montajın tezgahın uzunluğuna göre, montajın problemlerine göre 3 günde 5 gün arasında süre veriyoruz. Peki her sektörün yaşamış olduğu sıkıntılar mutlaka vardır. Siz yaşamış olduğunuz sıkıntılar var mı efendim? Tabii illa ki sektör mesela şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde şey çıktı, bu kentsel dönüşüm çıktı ama pek bize faydası olmadı. Niye? Ucuz pahalı vermediğimizden oluyor biraz da. Ama ileride bu kentsel dönüşümden alan daire alan sahipler illa ki o yapılan ucuz malları borçları bittiğinden sonra değiştireceğine emin olduğumuz için şu anda beklemedeyiz. Biz zaten bireysel çalışıyoruz, şahıslar çalışıyoruz. Toplu işlere pek yanaşmıyoruz. Yanaşmıyoruz diye bizim malımız pahalı geliyor. Zaten şu andaki bizim yaptığımız hep öyle. Biz hiçbir müşterimizi müşteri gözüyle görmüyoruz. Arkadaş gözüyle görüyoruz. Her gittiğimiz evde ilk tanımadığım insana bile çayını içiyoruz. Onunla bir samimiyet ortamı kurup ya dostane bir olay yaşıyoruz. Çünkü niye bize o her zaman lazım? Artı çoğuyla da arkadaş olmuşuzdur bu sektör. Peki efendim, çalışma arkadaşları, ekip arkadaşları çok önemli. Onları seçerken neler özen gösterirsiniz? Ya dürüstlük. Bir de işin ehli olması çok önemli. Ya tabii ehli derken, ehil olması işe istedikten sonra o ehilleşir. Her şey öyledir yani. Sonuçta bir sanat icra ediyorsunuz değil mi efendim? Tabii ya sanatçının yanında sanatçı olmur derler. Evet. O da istedikten sonra o işi öğrenir ama istemiyorsa da pek zorlamanın manası yoktur. Ustalar biz olduktan sonra diyorsunuz ya, ki öğrenmeyecek iş yoktur. Her iş öyledir yani. Ama herkesin bir branşı vardır. Mesela şu anda görüyorum herkes okullu ama çalışacak adam bulamıyoruz. Ben diyor okul okudum, üniversite okudum diyor. Tezgahtaşır mıyım, hamallık yapar mıyım? Yapmazsın da 10 sene sonra kalifiye eleman bulamayacağız Türkiye'de. Çünkü her okul okulan, her mürekkep yalayan ağır işe girmiyor. Ve en büyük sorun da bu sektör ve bunun gibi ağır işli sektörlerinde eleman sıkıntısı. Ama bazı işler öğrenmek için mutlaka dediğiniz gibi bazı evrelerden geçmek gerekiyor değil mi? Tabii illa ki her şeyin öyledir. Her şeyin bir püf noktası vardır. Yani püf demesini bilmeyen öğrenmek zorunda. Ne güzel. Evet efendim, vermiş olduğunuz önemli ve değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınız devam diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz, yorduk sizi. Teşekkür ederim. Teşekkürler efendim.